Namaz Allah Resulü dinin direğidir diyor namaz için ya. Yani bir insanın namaz sıkıntısı varsa, namaz eksiği varsa hepimiz için söylüyorum. Büyük bir kuvvetle, büyük bir güçle onu düzeltmesi gerekiyor. Büyük bir kuvvetle onu düzeltmesi gerekiyor. Ama tabii namaz kılmayanları rencide etmeyeceğiz. Namaza başladıktan sonra da ona demeyeceğiz. Sen eskiden neydin? Öyle de oluyor hocam. Evet, o Bak doğru. hocam size bir soru sorayım. Uhud Savaşı'nda tepede Allah Resulü okçuları bekletti değil mi? 50 tane okçu. Onlar Allah Resulü'nün emrine uymadılar. İndiler. Hocam o 50 sahabenin ismi var mı? Yok. Yok hocam biliyor musunuz? Hiçbir kitapta yazmaz. Niye yok biliyor musunuz hocam? Çünkü ayıp örtüyor İslam dini. Ayıp, evet. Hiçbir sahabe dememiş sen niye beklemedin orada diye. Sen Allah Resulüne karşı geldin diye. Hiçbir sahabe bunu dememiş değerli izleyiciler. Bak o 50 sahabenin ismi bir reislerin ismini biliriz hocam. Evet, O basit 50 yaşayalım. sahabenin hiçbirinin ismi kitapta yazmaz. Kimse bilmez onları. Niye? Adamlar tövbe etmiş. Allah Resulü et tövbe tecrübü makabla tövbe geçmişi siler demiş. Kimse onu öne getirmemiş. Kimse açmamış o konuyu. Kimse onları rencide etmemiş. Men seter uyube ahihi seter Allah Ya uyubehu. Allah da onunla ve çok Her gördüm. kim bir kardeşin ayıbını örterse Allah da onun ayıplarını Aybını örter. örter. Yani bir ayıbını örterse diyor, karşına onun ayıplarını örter. Cemi kullanıyor yani. Ne kadar mühim bir şey. Rezil ederse de Allah ailesinin önünde rezil eder diyor Rezil hocam. eder. Evet. Yani bunlar önemli meseleler. Bak o sahabeler dediğimiz gibi kimse söylememiş. Halbuki ne kadar büyük bir mesele. Allah Resulü'nün sözü dinlemeyip aşağı inmişler. Belki de zahiren değil mi? Savaşı Evet. kaybetme durumuna gelmişiz Müslümanlar olarak ama yazmaz. Hiçbir kitap yazmaz. Hiçbir sahabe gidip onlara ne yapıyorsun sen dememiştir. Niye? Çünkü sahabelerin hepsi hocam kendi hatalarıyla meşguldü. Başkalarının hatalarını Değil. görmüyordu gözleri. Biz de öyle olacağız. Yani Allah Resulü buyuruyor ne mutlu o kişiye ki kendi hatalarına bakmak, başkalarının hatalarına bakmaktan onu men etti. Günaha kızmayacağız. Günahkara kızacağız. Biz bazen inançsız ateistler denk geliyor hocam. Onlarla konuşurken sosyal medyada geliyor. Ateiste de değil, ateizme kızıyoruz diyoruz biz. Yani Evet. sana kızmıyoruz, sen bilmiyorsun. Evet. Öğreneceksin inşallah, şey yapacaksın. Ama dediğim gibi günaha kızılır, Müslümana kızılmaz. Allah Celle Celaluhu bize bu güzellikleri bilmek nasip eylesin. Şu ayetin peşinde efemen züyyine lehu su'u amelihi. Tabii hocam. Bunun peşinde bu fe innallâhu yudillu men yeşâ ve yehdî men yeşâ. Asıl bir taraftan da Allah'ın dilediğiniz sapıtması veyahut da dilediğine hidayet etmesinin de sebeplerinden birisi de işte kişinin yaptığı kötülükleri, şeyleri güzel kabul etmesi. Eğer bu kötülükleri güzel kabul etmezse, vazgeçerse bu hatasının Allah'ın hidayeti bir nevi bunun cevabı gibi olmuş oluyor. Her kim ki kötü amelini güzel kabul ediyor, onu şey yapıyor, Allah onu saptırır bir nevi. Ama her kim ki bunun mefhum muhalifi olarak baktığımız vakitte ise her kim ki o kötü amelini işte pişmanlık yap, duyar, şey yaparsa, yüz çevirse Allah da o kimseye hidayet eder. Yani hidayet ve dalaletin sebepleri kişinin kendi kötülüklerini süslü, güzel kabul etmesi ve onu devam ettirmesi. Ama bir taraftan da ne? Allah'ın hidayetine vesile olması ise onlardan Evet. uzaklaşması yani peşi peşine alması bir nevi onun şıklarından bir şıkkı olmuş oluyor. Aynen öyle hocam.